Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz mübarek olsun inşallah. Bugün de hizmet dusturlarından 31. maddeden birbirinizin kusuruna bakmamak, affetmek. Dustur mudur, kaydı mıdır bu? Dustur. Bak, dustur mudur diyor. Bakayım 31. Bunda dustur ve esas yazmıyor. Mehmet, senin o dustur mu yazıyor orada? Bak burada eksik olmuş. Bak Ruşlu abi tam yapmış. Dusturdur. Burada hiçbir şey dememiş. Hemen bana hemen elime verecek çabuk pratik. Dustur mudur, esas mıdır? Görüyor musun? Bunu hemen Ömer'e bildir de bir sonraki baskıda bunları eklesin. Ha şeyde koymuş. Şeyde koymuş hemen sayfada. Bak şimdi 31. Şu karşıki tarafta bazılarına dustur demiş. Ha, diğer dusturlar diye başında dustur diyor. Tamam. Diğer dusturlar. Tamam, evet benim suçum. Ha, başında zaten var dusturlar diyor. Tamam. Dusturmuş. Şimdi birbirinizin kusuruna bakmamak, affetmek. Ona ait üç tane vecize. Biliniz, en esaslı kuvvetimiz ve nokta istinadımız tesanüttür. En esaslı kuvvetimiz ve noktayı istinadımız tesanüttür. Tesanüt ne demek? Dayanışma, birlik olma. Bir olma. Dayanışma. Başka? Yani istinattan geliyor abi. İstinattan, tesanüt. Tesanütte ne anlıyoruz? Bu Mehmet. Tesanüt. Peki bu klasik şeyler yani. Ha? Klasik şeyler. Evet doğru. Peki bunu sorduğuma göre lügat değil tabii. Bak biliniz ki en esaslı kuvvetimiz, nokta istinadımız tesanüt. Yani bunu çok zikrediyor tesanüt. Ama misal versek abi şu anda aklıma geldi. Yani işte vücut organları gibi yani bu davada dışarı çalışanlar ihlas esasında herhalde misal veriyor. Vücut organlarının birbirine tesanüt etmesi gibi yani. Zaten bir tesanüt bina, nedir? Yani bir binada çimento gibi işte diyor. Yani tesanüt etmek, dayanışma. Peki bu canlı yayında olanlar tesanüt ne demek abim? Katkısı olan var mı? Öyle yazı yazmayın. Fazla okuyamıyorum. Sizi mi onaylayayım? Buraya mı bakayım? Sizin yazınıza mı? Ha diğer arkadaşlar okuyabilir de. Bana hitaben pek yazmayın. Bana hitaben söyleyin. Hasan abi bir inşaatta hargir binalar var. Bir de bu eski tip binalar. Böyle tuğlaların üst üste konulup da binanın yani o şekilde ayakta durduğu. Tesanüt sanki bunun gibi. Yani tuğlalar birbirini ayakta tutuyor. Binayı ayakta tutan tuğlaların dayanışması gibi. Peki başka var mı arkadaşlar tesanüt? Abi birbirimiz aramızdaki senetleşmemiz. Güzel. Ne demek o? Yani benim sizinle aramdaki o bağı kuvvetleştiren, o bağı bir çizgi altında tutan aramızdaki o bağ ya. Şimdi çok güzel. Adsi Beşer yazmış. Şimdi bak. Tesanüs senetleşmeden geliyor. Senetleşme şu. Kur'an'da en uzun ayet Mudayene ayetidir. Anlaşmadan bahsediyor. Anlaşmadan bahsediyor. En çok. En uzun. Şimdi
bu kadar acayip bir anlaşmaya bu kadar tafsilat vermesi, çok icmalin icmali olan Kur'an, müminler arasındaki ticarette vesairede hep böyle tafsilata girmiş. Ama herhangi bir haramın bu kadar tafsilatına girmemiş. Bu kadar girmemiş. Bu kadar tafsilata girmemiş. Bir haramda bu kadar tafsilata girmemiş. Demek ki bu çok önemli olduğu için buna girmemiş. Arkadaşlar, Müslümanı Müslümana birbirine düşüren bu birbirimizdeki güvene dayalı anlaşmalardır. Nikahta da böyledir. Nikah yapıyoruz. Anlaştık havada. Kağıtta senetleşmek gerekiyor. Tesanut. Mesela sahabe derdi ki içeride diyoruz. Konuştuğumuz zaman dışarı çıkmadan senetleşirdik. Senet nedir? Kelamımızı ve davranışımızı bütüne getiren ölçüler birimi. Yani tesanut, senetleşmek. Peki bana göre tesanut şudur. Ona göre tesanut odur. Ona göre de tesanut odur. Ha, hepsi doğru. Hangisi doğru peki? Hepsi diyor ki cemaat bir olalım. Bak. Bir olalım. Cemaat hitap ederken buraya da. Yani ihlas en böyle ihlas dersinde en ihlassızlık şeyi o zaman yapıyoruz. Var ya bu cemaat diyoruz ya. Yani tesanüt de hepimiz bunu söylüyoruz. Niye demiyoruz? Senetleşmek yok. Akit yok. Akitleşin diyor. Tesanüt akitleşmektir. Nerede? Laikalarda. Hiç birbirine girmesin. Neyi yapacaksın? Bak. Ben hep tek tek sayayım. Barla laikası okuyunca ne kazandıracak sana? Yani ana fikir. İdealist dava adamının ruhunu inşa etme malzeme deposudur. İdealist dava adamının ruhunu inşa edecek tuğlalardır. Depoya. Barla bu. Kastamonu, bunu mu yapayım, şunu mu yapayım, gideyim mi, gitmeyeyim mi, buna mı, ona mı, hangisini yapacağız? Diş dünyamızı tanzim eden Kastamonu'dur. Kastamonu. Diş dünyayı tanzim ediyor. İç alemimizdeki fikirler, hisler, duygular, latifeler birbirine girmiş. Onları da kıblesine koyan nedir? Emir Dağı'dır. Emir Dağı'dır. Ondan sonra biraz bekle. Toplansın bunlar. Peki sike tasdiki gaybiye nedir? İnsan merak haberdir. Merakı vardır. Evet. Merakı var. O merak haber insandaki o latifelerini doyurandır. Yani sike tasdiki. Tarihçi hayat nedir? Tarihçi hayat. İslam'ın kökeni, temelindeki iman küfür mücadelesi var. Kur'an'da Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun. Musa dedi, Firavun dedi. Musa dedi, Firavun dedi. Musa dedi, Firavun dedi. İdealist böyle. Cihat ruhunu aktif eden, bunlar niye anlatıyorum biliyor musunuz? Kime ne kitap vereceğiniz için söylüyorum. Cihat ruhumuzu aktif eden tarihçi hayattır. Kale Musa, Kale Firavun, Musa dedi, Firavun dedi, Musa dedi, Firavun dedi. Böyle cihat ruhu. Şimdi hizmetname altına cihat ruhu da öldürülüyor. Mülayemet, hizmettir. Başar ona da gözüm. Oysa kafirin suresi bunun için gelmiş. Tamam, uzatmayacağım. Biliniz ki en esaslı kuvvetimiz, söylemediğim laika var mı? Barla söyledim. Kastamonu'yu söyledim. Şuaların bir kısmı. Ha, şuaların bir kısmı. Bugün öğleyin derste söyle. Bak şimdi. Programı attık. Tıklasın girsin. Demek giremiyorsa med programı indirecek. Hı-hı. Tamam. Tamam. Neyse o ses nereden geldi? Bir reklam sesi abi. Öyle mi? Evet. Reklam sesi. İkinci sayfa var ya oradan geliyor yani. Ha, ikinci sayfa nasıl? Yani şuradan geliyor. Hangisi bu mu? Evet abi şu yandaki sayfadan geliyor. Kapatayım onu. Yani kapatın. Zaten oranın eşiniz yok. Gönderdiniz zaten. Öyle mi ya?
Buna şaşırdık. Dersimizi de rengini bozuyor. Bir daha. Biliniz en esaslı kuvvetimiz, noktayı istinadımız tesanuttur. Tesanut anlaşıldı herhalde. Evet. Senetleşmek. O zaman ben kitapların ana temasını söyledim ki kime ne okuyacağınız onu öne çıkartın. Sakın bu sıkıntıların verdiği asabilik cihetiyle birbirinizin kusuruna bakmayınız. Ha şuaları söyledi. Evet, onu da tamam. Bir anlayalım. Ha şualar. Şimdi iman esasları ile beraber ikinci şua, üçüncü şua, dört, beş de öyle, beş, altı, yedi, sekiz tahsi gaybede, dokuz, aşir, on vesaire. Sırf 13'te 14. şuayı anlatayım. Bir insan kardeşleriyle geçinemiyorsa, eşiyle geçinemiyorsa 13. şuayı not alarak okusun. Sorun yaşıyorsa mesela bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Hapishanede her hafta bizi bir psikoloğa götürüyorlar. Böyle iki tane veya bazen üç tane adamına göre, bazılarına göre bir psikolog, bazılarına üç kişi götürüyorlar, bazılarına bir psikolog yanına götürüyorsun iki tane. Orada soruyor, sorular sorarken orada bekliyorsun. Beklemeden 10 dakikada şu şeyleri doldur. Baktım, ne anlatacağım biliyor musunuz size? Soruları ve kağıtta şu var. Ana tema. Kimseyi kafayı taktınız mı? Birilerle sıkıntın var mı? Bak çok önemli ya. Aferin yani. Bulmuşlar. Hapishanede ve evde yani aynı kanun. Evde, iş yerinde kafaya taktığınız kimse var mı? Bunları soruyor. Varsa işte niçin oldu, ne zaman oldu, nasıl oldu, bilmem ne oldu. Ana tema iş yerinde, hapishanede, evinde kafaya taktığın kimse var mı? Kafaya taktığın kimse var. Burada neyi anlatmaya çalışıyor? Burada, kalsın artık biraz daha. Neyse şunu da basayım bari. Şimdi ne soruyor biliyor musunuz? Kimisine kafayı taktınsa kendinle kavgalısın demektir. Onu onunla görüyor. Ben bir askeride bir vazife yapmıştım bir değişik bir yerde. Bana dedi ki tuvalete gittiğin zaman dedi ilk önce girince dedi cama bak dedi aynaya. Parmağını sök dedi. Eğer parmağına karşıdaki resimde parmağına denk geliyor mu ve boşluk mu var? Ne oluyor? Eğer denk geliyorsa tek aynadır. Eğer aynaya koydun elini bir elde geliyor ama arada bir boşluk varsa arkası da aynadır, duvar değil. Seni seyrediyorlar. Anladın mı? Yani şimdi niye bunu söylüyorsun? Kendinle kavgalı mısın? Kendini kavgalı mı? Bunu nasıl anlayacağız? Aynadan anlayacağız. Evde iki de bir kavga mı çıkıyor? Ya kardeşim ya hep onda tabii. Tabii canım sende hiç sorun olur mu? Hep onda tabii canım. Haşa tövbe estağfurullah sende hiç olmaz. Evde kavga çıkıyorsa İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle diyor. Kavga diyor iki diri arasında olur diyor. Bir tanesi ölüyse orada kavga olmaz. Ben morgda çok insan yıkadım Almanya'da, Türkiye'de. Bazen de daldım adama, Allah affetsin onu, kusur atın beni de. Sıcak suyla, var ya şopen kendimi dökmediğim için. Meğer ateş gibi olmuş adama çok dökmüşüm yani. Ama kalkıp iki tane çakmadı bana. Ne yapıyorsun lan falan demedi. Çünkü kavga iki diri arasında olur. Ölüyle bir tane ölüyse kavga hiç olmaz. Ha şimdi evde kavga oluyorsa eneler kavi.
Eneler kavi. Şimdi arkadaşlar, kardeşler, adam anket yaparken ev için, iş yeri için hapishanede, biz hapishanede yaparlardı. Hep sorarlardı, sen kendin sıkıntılı mısın, şöyle var mı? Hayır, onun değişik adını yapıyorlar. Aynı onun için söyledim. Kafaya taktığın kimse var, gardiyanlar şey yapıyor mu? Yemeklerin şey geliyor mu? Bakıyorlar, her çeşitten soru sorulup takıntı yaptığı bir yer var mı? O olayı çözmek değil. Bu adamın hangi tarafta takıntısı var? Onu çözmek için. O zaman birbirinizi kusurlu bakmayınız. Varsa böyle bir rahatsızlığımız var işte, takıntı oluyor bana. 13. şu ayı, bak bunu bilerek söylüyorum. 400 küsur psikoloji ders yapan insanım. Bir şey anlatmak için hakkını vereceğim bu işin. Başka haşa şey için demiyorum. Bak 400 küsur tane yayında, yayın olmayan hariç. Bunların ana teması iki risaledir. Psikolojilerin teması. 13. şua ile 13. şua ile 13. lema. 13. şua kusur niye gözükür? Evet. Kusur niye gözükür? Niye kusur oluyor? Niye görüyorum onları? Ne yapmam lazım? O. Böyle not alalım. Bir bak bakalım ya. Bu noktadan Allah aşkına bir 13. şuayı oku. Fazla sayfada değil. En fazla 40 sayfa yoktur. Yok, o kadar yok. Yok, 30 sayfa bir şeydir. İbrahim bakıyor şimdi. 13. Peki, içinde böyle bir sıkıntı var ya. İçinde bir sıkıntı var. Bugün misafirler giderken ne dedim ben ona? Hatırladınız mı? Misafirlere ne dedim kapıdan uğurlarken? Hiçbir şey sormadıkları halde. Var mıydı? Temizlik. Bak. Bak kardeşim dedim. Dershane dahi olsa. Lavabolar var ya, abdest aldınız. Bir basit zannediyorsunuz ama. Eve de söylüyorum aynı şeyi. Ustad diyor ki, tarihçi hayatta. Çamaşırlarını diyor, kirlenmeden çıkarırdı. İsraf değil mi ya bu kadar su sabun? Kirlenmeden çıkarırdı. Bak dedim ki ona giderken. Bir evde veya bir dershanede kavga oluyorsa bir sebebi de şudur. Lavabolar, tuvaletler, banyolar, pis. Ne alakası var kavganın? Çünkü mevak var ya, maddeler. Revai tayibe, tayip kokular, tayip maddelerden çıkar. Kötü maddeler, yani pis maddelerinin kokusu pistir. Onu çeken, o da gelen ruhani de pistir. Ervah-ı aliyeler revai tayibeye gelir. Revai tayibe de güzel şeyler de olur. O cinsten. Onun için bir, evde mutfak, bir, tuvalet, lavabolar temiz olmakla beraber sakın akşam sabaha mutfakta bulaşık kalmaması lazım o da. Eğer kalmak zorundaysa bir şey örtün üstüne. Çekiyor. 13. şua. Bazı kardeşler şimdi kızıyor. Ne kadar şey yapıyorsun. Hayatın içinde de yarın geleceksin. Ben kapıya vuracaksın. Abi evde kavga ediyoruz. İçimde sıkıntı var. Darlık var. Kendimi kontrol edemiyorum. Yapamıyorum ya. Neyin ne olduğunu bilemiyorum. Bir böyle geliyor bir böyle. İkide bir duygularım değişiyor. Fikirlerim gelişiyor. Birbirine giriyor. Kontrol edemiyorum. Not alarak 13. lemayı okuyacaksın. Evet. Birbirinizin kusuruna bakmayınız. 310. İşte burası. Evet. 13. şua. 13. şuadan okudum. Evet, çok. Bak diyor ki, biliniz, benim şualarımı sana zahmet getirir misin İbrahim? Biliniz en esaslı kuvvetimiz, kuvvetimiz İbrahim ve nokta istinadımız. Böyle nokta istinad. Gerçi koltuğum kayıyor da, böyle sabit kabul et. Sakın tesanüttür. Tesanüt senetleşmek. Ne demek senetleşmek? Layıkalara bağlı olmak. Fiilen. Öyle iddia yok. Mesela diyelim bende bir kusur gördün, hemen medya her çeşit yolla tekindi diyorsun. Bak olmadı ki. Kardeşini kusurlu gördüğün zaman ne yapmak gerekiyor? Kastamı da söylüyor. Terk etmek mi gerekiyor? Tenkit etmek mi gerekiyor?
İterek ehli dalalete, zındıkanın ağzına mı atmak gerekiyor? Söylüyor. Ama böyle düşünmüyor, böyle yapmıyor. Herkes bir meşrepte olmaz diyor. Musa Mali'ye bakın diyor. Tenkit ederek de onun safını atmayınız diyor. Ama bir sürü şeyler yapıyor. Kusurlu görünce daha çok sarılın diyor, kurtarın diyor. Öyle değil mi? Öyle diyor. İslam siyaseti diyebilir miyiz şeyde? Ya İslam'ın en büyük siyaseti bu asrın siyasetini yapmamakla siyaset yapılır. Ustad siyaseti yapmamakla siyaset yapmış. Laika, tesanüt demek arkadaşlar, senetleşmek nerede? Nerede senetleşeceğiz? Akit laikalarda. Ama fiilen öyle okuyup geçiyoruz. Ya. Peki şualarda başka ne var? 14. şua nedir? Mudafalardır. İki okuyorum. Gene şeyde 13. şuadan sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve set etmeye kafi bir sebeptir. Sen niye kameradan o kadar korkuyorsun? Yani önüne geçmeyeyim. Çüksün olsun, korkma ya. Korkma. Meşhur olmak istemiyorum. Kameraya çıkan da meşhur olsaydı çoğusu lanet almazdı. Bazıları da lanetlenmek için geçiyor. Günahı çoğaltmak için. Ya Allah muhafaza etsin. Bak şimdi. Sizdeki ha burayı 330 bak. Şualar şu. 13. şua. Kaç sayfadır? Merak ettim ya. İbrahim baktın mı? 53. Rize plakası kadar. Yani bambaşka bir risale ya. Şeyde 12'yi de kapabilirsiniz psikoloji için. Yani 12 ve 13. Eksik söyledim. 12 ve 13. 12 ve 13. şu an. Ya bir okuyun ya. Hakikaten bir de bir psikoloji noktasında okuyun. Psikolojik noktasında. Yani o kadar mükemmel ki ya. Yani 12 ve 13. Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet. İhlas. Sadakat. Metanet. Şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya ve set etmeye kafi bir sebeptir. Ve Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli uhuvvet öyle bir hasenedir ki bir seyyeyi affettirir. Bak. Bir insanın bin tane kusuru var. Risale-i Nur'a bağlı mı kardeşim bu? Ama kusuru var beşeriyetine, ailesine. Kafayı takmış böyle, düşünememiş, becerememiş, yapamamış da. Bin tane kusuru dahi olsa Risale-i Nur'a bağlılığı, zinciri, kuvvetli uhuvveti varsa affettiriyor. Süleyman abi için. Kimmiş Hasan abi? Ha? Affedenler. Affedenler kimmiş abi? İhlaslı olanlar, sadakatli olanlar, metin olanlarmış. Evet. Ha, şimdi ona gelelim. Arapçada soru sorarak başa geliyor, baş cevap veriyor. Peki kim o bin tane kusuru affedilen kişi? O bin tane kusuru kim istemez affedilmemeyi, edilmemeyi? Bin tane kusurumu affedilmesini istiyorum. Niçin affedileyim? Hak nasıl kazanırım af olmaya? Bir, ihlas. İki, sadakat. Üç, metanet sahibi. İhlas nedir? İhlasla sadakat arasında bir şu kelime farkı var. İhlas dendiği için yapmak, sadakat dendiği gibi yapmak. Gibi ve için. Mesela bak. Ne yapıyorsun ya? Namaz kılıyorum. Namaz kılıyorum. Namaz, ezan vakti geldi, namaz kılıyorum diyor. Bu nedir? İhlastır. Allah dedi ki namaz kıl, namaz kılıyorum. E bu ne peki? Böyle niye yapıyorsun? Allah böyle demedi ki. Sadakat yok. İhlas var, sadakat yok. Bunu maskaralık için yapmıyorum. Hafızada kalsın diye yapıyorum. İhlas dendiği için, sadakat ise dendiği gibi mi bu? Namaz böyle mi kılınıyor? Dendiği gibi değil ki. Ha, dendiği için var, dediği gibi yok. Sadakat eylemdedir. İhlas içseldir. Ha, bin kusur kimin affedilir?
Uhuvvet rabıtası var ya, Risale-i Nur'u koruyor. Uhuvveti var yani. O kim? İhlas, sadaka, tesanüt. Tesanüt fiilen laikaları yaşayan. Tesanüt ediyorum ben, kardeşlerimi seviyorum, o değil kardeşim. Dayanmak, birbirine güç vermek, borç vermek, o da değil. Fiil değil mi? Fiilen laikaları yaşayandır. Tesanüt senetleşmektir. Nerede senetleşiyorsun? Laikalarda. Akittir. Benim Kastamonu akitnamemdir. Bu Kastamonu benim diş dünyamı bu tanzim ediyor. Ha? Diş dünyamızı açacaksın böyle. Bak ne diyor? Şuraya bak yani. Şu musibetin en emniyetli sebebi diye başlıyor. Sebebini de anlatıyor. Neymişti? Bunun sebebini anlatıyor. Aynı öyle oku. Demek ki... Elini taşın altına koyacaksın. Koyacaksın. Fiil abi. Evet. Olmaz olmaz. Mesela nasıl fiil? Şimdi damarına dokundu. Kardeşini nasıl affedeceksin? Eşin senin zaten birinci derecede kardeşindir. İslam kardeşindir. Tabii. Karısı veya kocası kardeştir yani. İslam kardeştir. Eşidir ama kardeştir yani. Kardeş. İhlas içseldir. Sadakat dışsaldır. Dış yani böyle eylemseldir. Metanet ise, metanet, zorluklara karşı Kur'an-ı Bakara suresinde dediği gibi topukların üzerine geri dönmemektir. Yürümektir. Ne olursa olsun hizmete koşturmaktır. Şualar 330 yani 13. şua. Gene 13. şuadan okuyorum. Şualar 327. Sakın sakın birbirinizin kusuruna bakmayın. Hiddet yerinde hürmet ediniz. İtiraz yerine yardım ediniz. Nasıl olacak? Çok zor bir şey. Çok ya çok zor. Mehmet. Burada birkaç Mehmet var. Sakın sakın birbirinin kusuruna bakmayın. Kusuruna bakmayın. Nasıl olacak ya? Bu belki olabilir aslında. Ha? Bu belki olabilir diyorum. Ha tamam, kusuruna bakmayız. Ama böyle. Hiddet yerine hürmet ediniz. Hiddetleniyorum, o esnada hürmet edeceğim. Evet, hiddet anında hürmet edeceksin. Ya, bu çok zor yani. İşte yani kaç tarafa kendini koyup baksan, işte yani iyi taraflarını görmeye çalışsan onu belki yapabilirsin yani. Nasıl olacak Latifoğlu? Ha? Nasıl olur? Yurtun neredesin? Bir de aşağıdaki de itiraz yerinde yardım edin Hasan abi. Ha? Aşağıdaki de diyor ki itiraz yerinde yardım edin. Bir de yardım edin diyor. İtiraz esnasında. Esnasında mı? Yani itirazda var, itiraz var. Bak itiraz yerinde yardım edin. Ustad şimdi sağ olsa ne derdi Mehmet şu bugün? Burada olsa ne derdi? Merak eder misin? Ederdim yani. Eden var mı? Ben ederdim. Evet. Şu an Ustad burada olsa ne derdi? Şualar 312'de söylüyor. En başta ve en son hayatımda sizin yanınızda olsam ne derdim? Evvel ahir tavsiyemiz. Neymiş? Tesanüdünüzü muhafaza. Enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz ve itidaliden ve ihtiyattır. Allah Allah. Okuyayım. Tesanüdünüzü muhafaza, laikalara fiile bağlılığınızı koruyun. Tesanüd o demek. Bir de okuyorum. Tesanüdünüzü muhafaza, laikalara fiili bağlılığınızı koruyun. Enaniyet, benlikten, enaniyetten, ben merkezli düşünmekten, hiç hak sahibi vermiyorsun, ben. Sonra rekabetten, tahaffuz, korunun, dikkat edin. İtidal idem ve ihtiyat. İtidal idem şu, çok biraz böyle nankördür sütün kaynaması böyle. Beklerseniz 10 dakika, 15 dakika, dershanede başımıza giriyor. La bir başım çevireyim ya, şu cevşeni alayım bari, bekliyorum sütün başında da okuyayım. Gidip gelene kadar duman etmiş ocağa. Bu itidal idem değil işte, duman ediyor. Hiçbir gösterişi yok. İki şey... Böyle biraz daha kördür. Bir de patates yemeğini çok ısıtırsınız belli değil. Oysa penceredeki sıcaklığı patates üzerine almıştır. Isırdığın zaman dilin yanar.
Patates de böyle gizler ısısını. Hep diye, bunu okunca o tarıma geliyor. İtidal edem. Süt gibi kabarmamak. Dur sakinleş dur. İlk önce kendime diyorum da. Sakinleş. Sakin ol. Sakin ol yani. Sonra karar verirsin. İtidal edem o. İhtiyattır. İhtiyat da çok önemli. Hizmeti durdurmak değil. Ferasetli ol. Herkesi derse muhatap alma. Herkese kitap verme. Herkesi alma yani. Herkeste muhatap olma. Herkese anlatma. Yani sır değil. Üstad diyor bizim verecek, gizlenecek sırrımız yok diyor. En sırrımız 5. şuaydı. O da onların eline geçti. 5 şualar da koymuş zaten. Abi genelde şu noktaya nazardan sıkıntı çıkıyor. Ana yapıyoruz her şeyi. Ha, hizmet adına. Hizmet adına yapıyoruz. Yoksa o noktaya nazar olmasa kolay kolay hata yapmayız. Diyoruz ki bu hizmettir. Olmaz böyle nasıl yapar, nasıl eder diyor. O noktaya nazardan sıkıntı oluyor. Ben mesela birkaç defa öyle yaşadım. Şöyle düşündüm. Acaba Zübeyir abi şu anda burada olsaydı nasıl yapardı diye. Böyle tefekküre geçebilirdim işte Allah'ın ihsanı. Veya ustadı düşündüm bu anda. Tamamen o düşündüğümden tam zıttını yaptım. Ya ama tabii her zaman tabii bunu yapamazsın ya. Kavgamız din üzerine yapılıyor. Din kavgaya sebep midir ya? Yani asırlardan beri beşer din üzerine kavga yapmış. Biz de hizmet yapacağız diye hezimete sebep olun. Hizmetin içerisine kavga ediyoruz. Niye? Ben daha önce Muğla'lı, Kastamonu'lu, Denizli'li, Elazığ, Diyarbakırlı kardeşi tanımıyordum. Hasbel beşer bir araya geldi. Birkaç sene sonra kavga ediyoruz. Başka? Beni hiç tanımamış, duymuş. İnternetini. Ya bu şeydir diye beni tanımayan gıyabımda düşman. Yani hizmet adına. Yani kavga, kavganın zemini hizmet veya din olur mu? Maalesef öyle. Din adına kavga yapıyoruz. Hizmet adına kavga yapıyoruz. Bıraksak böyle. Ben biraz son zamanlarda yaşın getirmiş olduğu bir de mücadelelerin bana kazandırdığı bir şeyle görüyorsunuz, diyorsunuz. Her türlü tenkitler yapılıyor video. Hiç cevap vermiyor. Hiç değmiyor. Demek Allah müsaade etmiş. Bir esmanın tecellisidir. Bu da bir şey. Hiç cevap vermiyor. Kale almıyorum. Öyle sonup gidiyor. Eski gençliğim olsa daha fazla şey olacaktı. Yani eskide böyle bir dersim vardı da sonra kaldırdım. Ağrıma gitti bu. Dinle, din kavganın sebebi değildir. Dinden dolayı asırlarca kavga yapılmış. Din kavga mı ettiriyor ya? Hizmet bize kavga mı ettiriyor? Niçin ettiriyor? Neyi paylaşamıyorum ki? Efendim hizmete zarar veriyor. Veriyorsa versin. Hizmetin sahibi düşünsün. Sana ne? Ben bu dershaneyi düşünüyorum. Oradayım işte. O kadar. Burayı bırak. Kimseyle meşgul. Ben biraz filme yapmaya çalışıyorum. Meşgul olmuyorum. Tenkitlerine, takdirlerine biraz da şöyle olmuş galiba. Bu hadiseyi geçirdik ya, kaçtan 1978. Ahmet abi çaya şeker koyarsın, karıştırırsın, erir. Bir daha koyarsın, erir. Bir daha koydun, erimez. Doydu. Artık tenkit ve takdir de doyunca insan almıyor artık. Ama doğrusu doy yani ya. Yani meşgul olmama. Ben de kazanımlarımı size söylüyorum. Buradaki meşgul olma. Hizmet adına kavga niye olacak ki? Bırak hizmetin sahibine ya. Emel umumi hukuktur, koruyacağız. Kavga yap. Asırlardan beri kavga yapıyoruz. Demeyecek miyiz? De ama kavga yapma. Söyle bırak. Tayyip abinin şöyle bir Ömer abi yapıyor. He? Engel Ömer Saral yapıyor. Ömer Saral mı? Aynen. Nasıl Ömer, yapıyor? Dediğin gibi oluyor ya. Sana üç adam yanlış yapıyor. Ömer doğruyu söylüyor. Karışmıyor hiçbir şey. Yani işi. Müstesna evet, zaten... Ömer kardeş öyle yapıyor daha. Öyle de bir çok biliyor zaten. Bir hatırası vardı ya aslında hatırlasın. Zübeyir abinin. Yok, Tahir abinin. Tahir abinin. Zaman gelecek en büyük hizmet, hizmete zarar vermemek olacak. Evet, Tahir abinin Rüştü abinin aklı derdi. Öyle bir zaman gelecek ki en büyük hizmet, hizmete zarar vermemek. Ustad söylüyor, diyor ki, Darül Hikmet-i İslamiye İngiliz İstanbul işgali altındayken, onun artık lisanı olmuş. Darül Hikmet'ten çalışıyor ama İngiliz'in tarasutu altında. Diyor ki üstad, onun hizmeti diyor, Adem'in hizmetidir diyor.
bazı insanların hizmeti hizmet etmemesidir. Aman hizmet etme de senin hizmetinle otur. İnan bu diyesin geliyor. Bunlar bir harici mi tenkit ediyorum veya kendimi onu da bilmiyorum ya. Bazı insanın hizmeti hizmet etmemesidir. Keşke hizmet etmeseydi. Ama bilmiyor. İşte hizmet adına kavga ediyoruz. Hizmet. Sanki etrafta da ya bunlar birbirlerini yiyorlar. Neyi paylaşamıyoruz onu da bilmiyorum. Ya. Peki bunun ölçüsü yok mu abi? Yani olmaz işte, olur. Bakıyorsun ki hakikaten zarar verenler var yani. İşte şu köşkü bu köşkü işte tam böyle ismini zikretmeye gerek yok. Çoğalıyor. Bakıyorsun ki yani hakikaten zarar veriyor yani Risale-i Nur'un. Peki bu Risale-i Nur nasıl gözüküyor? Onlar nasıl yapmak lazım? Umumi hukuk varsa ve şey varsa, lüzumu da varsa meşveret edersin. Meşveretin kararıyla o hizmet eden ismi altındaki evler, köşkler, binalar, yatlar, katlar söylersin. Falan yat zarar veriyor. Gerekçe şunu iddia ediyor, şöyle yapıyor. Ama kuru kuru bir iddia değil. Şuraya göre uygun değil. Dersin tamam bırakırsın. Bunu demen lazım. Ama kavgaya gerek yok. Dersin. Ve bu basın yoluyla olması da şart değil yani. Yani eğer hatalar basın yoluyla yapılıyorsa cevap basın yoluyladır. Mesela İslam hukukunda şöyle geçer. Senin bir kusurun var mı kardeşim? O kusur gizli mi? Sakın kimseye söyleme. Gizli kusurun tövbesi gizlidir. Beraber mi yaptık daha önce İbrahim günah ikimiz? Ha, o zaman İbrahim'e söyleyeceğim. İbrahim falan tarihte beraber nurları tanımadan önce böyle bir şeyimiz vardı ya, halt yerimi işimiz. Ben ondan tövbe ettim. Yani hukukta şöyle geçer. Gizli işlenen günahların tövbesi gizlidir. Aşikare işlenen günahların tövbesi aşikaredir. Hangi yolla günah yapmışsan aynı yolla tövbe yapacaksın. Mesela televizyonla Sufyan'a sahip çıkmışsan aynı yolla onun hakiki yüzünü söyleyeceksin. Yok ben evde tövbe ettim. Olmuyor. Aziz Sıddık kardeşlerim. Hep şualardan okumuştum şimdiye kadar. 13. şuada. Çok güzel. Bir de 318 var şualarda. O da güzel. 12 ve 13. şua bunlarla dolu. Bende tenkit hastalığı var diyen ben çok reddeştirdim. Ben çok istifade ettim. Yani psikoloji 400 küsur kitabı, dersin temeli 13. lema içsel yapı. 12 ve 13. şua yani olayları yorumlamak, bakmak, tahlil etmek, tenkit, takdir, tesanüt, mabet, metanet nasıl olacağını anlatıyor. 12 ve 13. Fazla bir risalede değil yani. Aynı zamanda bir arkadaşından bir sorun olduğu zaman onu da yönlendirebilirsin ya. Mesela. O kadar. Dersin Mehmet ya seni şeye yönlendiririm. Şu ağlar işte 318'e. Ya merak ettim şu 318'i. Bir şey söylemeyeceksin. Sadece diyorsun sen oraya. Merak yapayım. Ettim. Damar Ahmet abi. Nursilin diyordu değil mi Damar Ahmet? Yani oralara yönlendireceğiz. O 13.sine bak. Risale-i Nur ile kıraaten ve kitabeten iştigal sıkıntıyı çok hafifleştirir. Ferah verir. Sıkıntı varsa ne var demektir? Meşgul olmadığım zaman o musibet tezahüf edip Risale-i Nur'la meşgul olmadığım zaman sıkıntı ziyade olup tezahüf edip yani çoğalıp lüzumsuz şeylerle beni mutesir eder. Takıntı yaparsın. Tabii. Eğer İmam-ı Şafii'nin sözü var. Hayırla meşgul olmazsanız şer sizi işgal eder. Evet. Bak ne dedim? Bu Damar Ahmet abinin sayfası. Şualar ya. Şu nasıl bir psikoloji ben de bilmiyorum. Bak. Risale-i Nur ile kıraaten okumak, kitabeten yazmak, çizmek, iştigal sıkıntıyı çok hafifleştirir, ferah verir. Meşgul olmadığım zaman o musibet tezahüf edip lüzumsuz şeylerle beni mutesir eder. İkide bir takıntı olur. Genişin istiyorsanız bunu Kastamonu 135 Şualar 324, Şualar 486'da bunun biraz da izahı var. Eskiden çok ders yapıyorduk abi hatırlarsın. Tahir abinin konuşumunda problem çıkmamış. Ya. Niye çıkmamış? Onu tabii detaylı orada anlatıyor da. Gelenlere Kur'an öğretiyor, Risale-i Nur'dan ders veriyor. Başka bir şeylere meşgul olmuyor. Risale-i Nur'dan problem çıkmamış evet. Ama diğer abiler de böyle siyasi müdafalar yapıyor. O meşguliyeti tam şey yapamadıklarından dolayı problem çıkmış. Hani asli vazifesini terk ettiğinden dolayı problem çıkmış.
Usta tavsiye ediyor. Diyor ki kavga olan hapishanedeki koğuşta Tahir'in koğuşuna gitsin diyor usta. Aynen böyle geçiyor. Rüştü abiyle Tahir abiler böyle kaldılar ya, ömür hep onunla kaldı. Tahir abiye sordu. Tahir abi dedi, senin koğuşunda ne vardı ki diyor. Kavga gürültü olan koğuşları Tahir'in koğuşuna gitsin diyor. Usta söylüyor diyor. Ne vardı senin koğuşta dedi. Rüştü kardeş dedi, benim koğuşta herkese taksimli alarm, herkese vazife almış. Kimseyle meşgul olacak zamanı yok. Yani adam canı sıkıldı, biri seni dalaşacak, boşta kimse yok. Mecbur ne yapacaksın şimdi? Hiç kimse seninle meşgul değil. Sen ne koyacaksın? Yani meşguliyetsizlik var ya. Devam ediyor 318. Onlar hakiki vazifelerini yapıyorlar. Malayani şeylerle iştigal etmediklerinden, kaza ve kaderin vazifelerine karışmadıklarından ve enaniyetten gelen hot furuşluk ve tenkit ve telaş etmediklerinden, temkinleriyle ve metanet ve itminan-ı kalpleriyle Risale-i Nur şakirtlerinin yüzlerini ak ettiler, zındıkaya karşı Risale-i Nur'un manevi kuvvetini gösterdiler. Cenab-ı Hak onlardaki nihayet tevazu ve mahfiyet, tam izzet ve kahramanlık seciyesini umum kardeşlerimize teşmil ettirsin. Amin. Amin ya Rabbi. Burayı çok seviyorum ben, sevabıyorum. Unutmayın, bazı yerleri altın çiziyorum. Peki 318 gene. Benim bak çizdiğim yerler. Peki kardeşler de merak eder bak çizdiğim yerler. Ahmet abinin bak şimdi gafleti anlatıyor. Gaflet neymiş? Gaflet ve dünya perestlikten çıkan dehşetli bir enaniyet bu zamanda hükmediyor. Şimdi enaniyet kimde olur? Bir, dünya perestlerde olur. İki, gafletlerde olur. Yani biz ne kadar gafletliysek Mehmet, dünya perestlik varsa o nispetle enaniyet olur. Kur'an'a baktım böyle, ölüm korkusu niçin çok olur? Ölüm korkusunun siyak ve sibakı nedir diye baktım. İşin bu yani da psikoloji. Koca mevzuya belki de bir hafta baktım. Ben size söyleyeceğim 10 saniye tutacak. Yani ölüm korkusu niye oluyor Kur'an'a göre? Kalplerine dünya girdiği için diyor. Ana fikir bu. Onun için ayrılmak istemiyor. Yani teris olmayı ebedi ayrılmak zannediyor. Teris olmak, ayrılmak var, başka bir şey. Ben çok ayet var. Yani bir herkes bir şey der. Yani ölüm korkusu Kur'an'a görüşüyor. Ana tema yani. Hulasa ettim. Hepsini harmanladım. Kalbe dünya perestliğin girmesiyle oluyor. Niye bunu söyledim? Enaniyet bu zamanda niye hükmediyor bizde? Gaflet ve dünya perest olduğu oluşumuzdandır. Şey diyor ki bir yerde hatırlıyorum. Kalpte iman yoksa şeytan inkılap yapar diyor. Evet askerin diyor. Bak devam edeyim burada. 318 dedin ya, oysa konumuz bu değildi ama. Neyse. Onun için ehli hakikat hatta meşru bir tarzda dahi olsa enaniyetten, hot furuşluktan vazgeçmeleri lazım olduğundan Risale-i Nur'un hakiki şakirtleri, sahte değil, hakiki şakirtleri buz parçası olan enaniyetlerini şahsi manevide ve havz-ı müşterekte erittiklerinden inşallah bu fırtınada sarsılmayacaklar. Evet, münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir planı. Münafıkların ehemmiyetli ve tecrübeli bir plan. Denemişler. Neymiş o? Böyle her biri birer zabit, birer hakim hükmündeki eşası, müşterek bir meselede böyle kaçınmak ve birbirini tenkit etmek, asabiyetini veren sıkıntılı yerlerde toplattırır, boğuşturur, manevi kuvvetlerini dağıttırır. Sonra kuvvetini kaybedenleri kolayca tokatlar vurur. Risale-i Nur şakirtleri hillet ve uhuvvet ve fenafil ihvan mesleğine gittiklerinden inşallah bu tecrübeli ve münafıkane
planı da akındıracaklar. Peki çare neydi? Çare sunuyor. Risale'nin şakirtleri hillet. Hillet nedir abiler? Temel birbirinde fani olmak. Birbirinde fani olmak. Başka? İbrahim nedir hillet? Peki, birbirinde fani olmak, takdir edici yoldaş olmak, evet. Onun hissiyatı ile hislenmek, başka hillet, uhuvvet, yani bunun çaresi, hillet, uhuvvet, fena fil ihvan. Yani onda fena olmak, uydurukçasıyla empati, mesleğinde gittiklerinden inşallah bu zındıkların bu tecrübeli ve münafıkane planı da akim bırakacaklar bununla. Hillet, uvvet, tesanut, yok, hillet, uvvet, fenafil, ihvan mesleğinde. Şimdi sen diyordun ya işte mesela koyacaksın sırpacan böyle. İşte orayı koyup sırpacan ondan sonra ilaç olarak tutacaksın. Burası değil mi? Tabii. Damarları açar mı Ahmet abi? Işte. Zaten onu verdin de evvelallah korkma işte. O çok önemli. Yani bu hap nursilin mi oluyor? Aynen o nursilin işte diyordun ya onu koy bunu koy. Yani pekmezi, tahini, tencereyi karıştır. Karıştır. Üçüncü bir şey oluyor. Heh. Ondan sonra seç. Çek bunu yani. Nursilin, Ahmet abin tabi. Nursilin içmiyor diyor. Nursilin, nursilin nedir? Lan nesil koyalım, iksirin koyalım. Tabii. Yani Risale'in bu diyor hap haline gelecek. Ama ne acayip. Hap haline. Bak devam ediyor. Asıl hüner neymiş? Çok iyi ders anlatıyor, çok iyi biliyor, çok iyi hakim. O değilmiş bak. Asıl hüner, kardeşini fena gördüğü vakit onu terk etmek değil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak ehli sadakatın şeynidir. Allah Allah İbrahim. Senin, ola benim kusurum olunca beni terk etme İbrahim. Ama senin kusurun olunca ben seni terk ederim kardeşim. Artık taşıyamam. Bütün mesele bak bir daha okuyayım. Asıl hüner, kardeşini fena gördüğün vakit ona bir tekme vurmak, kuyu atmak değil, onu terk etmek değil. Ya bırak bizden değil ya. Değil. Belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleştirip ıslahına çalışmak ehli sadakatın şeynidir. Sadakati varsa. Onu yapabiliyor musun işte? Gerçeğin nurcusun. Hakiki değil mi? Tabii. Yapabiliyorsan gerçeğin nurcusun. Adam ben gibi şahsen, adamsın yani. Ben şahsen kendim öyle diyorum. Onu yapabiliyorsam ben gerçeğin nurcuyum. Münafıklar böyle vaziyetlerde kardeşlerin tesanüdünü ve birbirine karşı hüsnü zanlarını bozmak için derler. Yani tesanüdü bozmak. Birbirine karşı üstün zanımız var ya onu bozmak için şöyle diyorlarmış Mehmet Latifoğlu. İşte o kadar emret verdiğin zatlar bu adi aciz insanlar. Ya bu adam işte ya. Bu adam işte ya. O büyüttüğün var ya işte bu işte. Ustada da öyle yapmışlar ya İbrahim. İpek. Bakarsın diyor İlmihal'i bilmez. Konuşamıyor da. Türkçesi de yok. Türkçe kendisi söylüyor. Türkçesi kıt. Ama Risale'nin gelince acayip bir hal. Yani bakarsın öyle bu adam mı hakikat karama? Bu. Hani öyle duyduğumuz, işittiğimiz yani sanal dünyada gördüğümüz adam bu adam mı? Ha bu adammış. Hüsnü zanlarını kırmak. Allah Allah. Sonra her neyse. Her neyse. Musibette gerçi çok zararımız var. Fakat umum alimi İslam'ı alakadar edecek bir keyfiyet, bir vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak pek büyük bir kıymeti var. Neymiş biliyor musun? Hapse girmeleri. Onu anlatıyor. Evet zararımız çok diyor birbirimize. Bayağı sıkıntı oldu. Birbirimize gerildik, tenkit ettik birbirimize ama nurcuların hapse girmesi iyidir diyor girdin. Çünkü niye? Alem İslam der ki sistem var Türkiye'de bir rejim. Bir de nurcular var. Kimmiş bunlar? Hapisteler. Niye bunlar hapiste diğerleri dışarıda? Adam soruyor. Niye hapisteler bunlar? Demek ki sistemle ters. Ha o zaman bunlar doğrudur. Bak ne diyor? Diyor ki fakat umum alemi İslam'a kadar edecek bir keyfiyet bir vaziyet olmasından pek çok ucuz olarak pek büyük kıymeti var. Ya bu buna benzer vukua gelen hadiseler ya siyaseti dünyeviye veya başka sebepler ile umum alemi İslam namına olmadılar. Yani o bazı
şeyler, taşkınlıklar umum alem İslam adına olmadı. Niye? Risale-i Nur bakmışlar ki evet içeride hapiste. Gayle ne diyorlar bunlar? Siyaseti yok. Bunların partisi yok diyor. Yani Mısır, Pakistan uleması bakmış diyor. Bakmış. Nurculuk nedir? Partisi var mı diye sormuşlar. Partisi var mı? Emirdan da söylüyor. Partileri var mı? Umumi toplantı yapıyorlar mı? Devlet de resmi böyle, hükümet de resmi mücadele ediyorlar mı böyle? Yok. Yok. Niye hapisteler demiş? Bu sefer Milliyetin Bakanı geldi Pakistan'dan. Niye gelmiş? Bakmışlar ki iman hakikati, Allah var, ahiret var, onu ispat ediyor. Siyasete karışmayın. Şeye baktığın zaman diyor, topluma 5 tane esası temin ediyor. Ne yapıyor? Asayişi korumak için menfi hareket yapmayınız. İşte şunu yapayım. Kastamonu'da anlatıyor 240. Evet. sayfada. Şimdi bakıyor ki Allah Allah. Allah'ı anlatıyor. Miracı anlatıyor. Besmele'nin sırrını anlatıyor. Duayı anlatıyor. Salavatı anlatıyor. Vesaire. Risale mevzusu. Ha, demek ki bunlar doğru. Bu şaka geliyor. Ha, bunlar doğru. Bu kadar laf için. Öyle değil işte. Görülmedikleri, görüşülmedikleri halde onlara kuvve-i manevi oluyor. Ya. Kaç dakika oldu bakayım. Şu paragrafı da okuyayım. Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya, setretmeye kafi bir sebeptir. Bu da 13. şu ha. Bak, bu da, burada da tevafuk ettim. Yani arkadaşlar, tesanüt, uvvet böyle içimde ya böyle tıvır, kukur böyle onunla şey yapamıyorum diyorsan 12 ve 13 okuyacaksın. Aynen öyle. Böyle. İlaç ya resmen. İlaç. Resmen. Evde sıkıntın mı var? Hı. Allah aşkına bir. O evdesin, geçinemiyor musun? 12 ve 13. şuayı okuyacaksın. Hayır. Ama not alarak yap. Hı. Şöyle diyeceksin bir sayfaya. Okuyorsun. Hasan bunu yapma. Öteki sayfaya. Hasan bunu yap. Yapma. Bunu yap ama. Yapma, bunu yap. Yapmalar, yapmalar. Bakalım ne diyor mesela? Bu paragrafı okuyup keseceğim. Sizdeki ihlas ve sadakat ve metanet. Şimdiki ağır sıkıntılarda birbirinizin kusuruna bakmamaya, setretmeye kafi bir sebep. Ha, demek ki sıkıntı olunca kusur gözüküyormuş. Görüyor musun psikolojiyi? Sıkıntı mı var kardeşim? En ufak şeyde... Ya kapıyı kapat da ya. Ne biçim evoçu yapıyorsun? Hemen her şey kusur gözükür. Bir evde muhabbet gitti mi? Artık kusurlar gözükmeye başlar. Muhabbet gözü der ustad. Söyleyin. Muhabbet gözü? Kusur görmez. Kusur görmez. Mefhumu muhalifiyle Mehmet? Kusur görür. Adavet gözü? Kusur görür. Daha önce eşin, kardeşin, kocan şu bu. Evde veya cemaatta bunları vardı. Niye görmüyordun? Niye gözükmüyordun? Muhabbet vardı. Şimdi diyoruz ki ben ahmaktım da onun için anlamadım. Hayır. O zaman daha kaliteliydi. Evet. Demek ki muhabbet gözü kusur görmez. Bak burada da söylüyor. Diyor ki sizdeki ihlas, sadakat, metanet şimdiki ağır sıkıntılara sıkıntı olunca birbirinizin kusuruna bakmamaya ve setretmeye kafi bir sebeptir. Risale-i Nur zinciriyle kuvvetli huvvet öyle bir hasenedir ki bin seyi affettirir. Haşir'de, bu paragrafı okuyup kesiyorum. Allah Haşir'de bize nasıl davranacak? Siz de birbirinize öyle davranın diyor. Diyor ki Haşir'de adalet ilahiye, hasenelerin seyyelere raci gelmesiyle affettiğine binaen hasene iyilik %51, günah %49, sebap fazla gelirse, yani hiç günah yok ha değil, sebabı fazla ise affettiğine binaen siz de hasenelerin, siz de o kardeşinizin iyiliklerinin rüçhanına göre, yani iyilikleri fazla. Yani ben, bana bir şeyler dedin İbrahim veya benim haberim yokken bir sürü bana takıldın işte derse niye öyle yapıyor? Niye öyle diyor? Niye böyle şey yapıyor? Var ya işte oluyor. Bir bak bakalım. Bunun sana bir faydası daha fazla değil.
Mesela dersten kopuyor. Derse gelmiyor, derse girmiyor. Tamam, haklısın. Derse girmemeye canlı yayına, derslere, dershanelere gelmemeye haklısın. Ve uzaklaştın. E haklı olduğunda ne oldu? Sonuç nedir fatura? Derse gitmiyorsun. E haklı olmak mı? E zararda mı olmak? Evde mutlu mu olmak istiyorsun, haklı olmak mı istiyorsun? Tamam haklısın, ne oldu? Dersten uzaklaştın. Sonuç bu mu? Haklılık sana bir zarar getirdi. Haklı oldun, evde kavga getirdi. Tamam şimdi derse girmedin. Bana böyle dedi, böyle baktı, tamam. Sonuç ne peki? Derse girmiyorsun. Bunda mahrumsun. Şimdi kar mı oldu bu haklı? Haklılık kar getirmedi ki. Evde mesela soruyorum. Haklı mı olmak istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun? O zaman mutlu olmak istiyorsan evde adalet yapmayacaksın. Evde hak yok. Evde fedakarlık var, af var, lütuf var, ihsan var. Kafana vurdukları zaman kafayı yiyeceksin vesaire. Böyle kardeşim. Böyle ya. Allah'ın nankörlük yapan bir fıtrat var be. Ben Allah'ın nankörlük yapıyorum. Sana mı yapamayacağım? Bir de meşrepler de çok farklı oluyor. Ya farklı esmalar var be kardeşim. Kırla gidiyor. Eşim farklı esma. Da ben de farklı esma. Farklı kullarda koşuyorsun. Niye hep ev ve hizmeti kullanıyorum? Yani eylemde olsun dersimiz diye. Diyor ki Allah diyor haşirde birbirinize nasıl bakın diyor. Hasene iyiliği fazlaysa günahını affediyor. Biz de öyle yapacağız. Siz de hasenelerin rüçhanına göre siz de ben onun gizli günahlarını bilmiyorum. Ama gözüken iyiliği fazla göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Ne yapmamız lazım? Muhabbet. Yani ben okuyorum, seslendiriyorum diye sahibi değilim ki ama en çok bana ihtiyacım var. Muhabbet ve af. Keşke bunu yapabilsem af. Böyle af kim yapamaz biliyor musun böyle? Kin. Kimler kindar olur? Unutamayanlar. Affedemezler, kindar olur. Bir de muhabbetler yaparım. Muhabbet istemiyorum. Yani böyle bazı fıtratlar var böyle. Böyle şey deme isteniyor. Nasıl ki taaffun etmiş, kokuşmuş şeylere evet. Uygun böcekler var ya. Evet. Ondan lezzet alır. Mesela bazı hayvanlar var. Taze eti sevmez. Gider onu, ayı mıydı? Onu gömer, bir iki gün sonra yer. Biraz koksun da yiyeyim. Evet. Yani acayip bir şey. İbrahim bak gülüyor. Taze yemiyor. İbrahim. Yani bazıları böyle illa şeyden besleniyor, kokuşmuş. Kavga gürültüden besleniyor. Yani var ya, nasıl anlayacağız? Ya bahane arıyor ikide bir kavga için. Askerde vardı böyle bitti. Öteki bölükte. Biz de bölük çavuş olduğumuz için o arkadaşım vardı. Dedi ki, ya sen bir baksana sen biraz psikolojiden anlıyorsun. Bu adam diyor her gün dalaşıyor dedi. Bir baktım, hakikaten uyuşturucu içtiği için sivilde şimdi içemiyor. Vücudu acayip nikotin ancak şeyle rahatlıyor, dayakla. Dayak yemek için sataşıyormuş. Doğru. Dalaşıyor, bir paltır küldür vuruyorlar böyle, o hiç vurmuyor. Ondan sonra diyormuş ki, of be rahatladım. Bazısı bununla besleniyor, yani vücudu nikotin almış. Evet. Böyle depresyon, despot bir şey. İlle kavga edeceksin. Dokunuyor. Alttan al, bir susmayı, bir cevap vermeye bak. Bir anlatıyorum. Verme ya cevap. Ne olacak, verme işte. Hizmette, kafayı çevir git. Yani keşke bunu yapabilsek ya. O nispetle rahat edeceğim de. Siz de hasenelerin rüçhanına göre muhabbet ve af muamelesini yapmak lazımdır. Yoksa ne olur peki ev veya hizmet? Bir seyyiye ile hiddet etmek. Yani bir hakkın var evde. Ya bu yanlış yaptı diye evde bir bağırma. Hizmette de böyle velveleye vermek ne oluyor? Sıkıntıdan gelen bir titizlik, bir asabilik ile zararlı bir hiddet iki cihette zulüm olur. İnşallah birbirinize sururda, tesellide yardım edip sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. Demek ki bir seyyiye, Allah'ın adaleti şöyle. Bir iyiliği en az kaç yazıyor? 10. En az 10. Hele bugün eyyamı biz biliyor musunuz? Bugün kaç hasene veriyor peygamberimizin ifadesiyle oruca?
Kaç? 30 bin mi? Bak bakalım hadis. Birinci gün evvel 10 bin. Ha oy bak az oldu. 10 bin sebebi var. Teheccüd bilmek kılmasan teheccüdü kabul ediyor. Evet, ikinci gün. Yani bu akşam kalkarsak oruca. 100 bin. 100 bin. Yarın 100 bin mi dedik? Evet yarın Ahmet abi 100 bin. Kaçırmam ben. Tamam bak hakikaten öyle. Kaçmaz inan. Bu yarın cuma değil mi? Evet. Yarın perşembe. Yarın cuma 100 bin. Bugün 10 bin. Bugün kaçırdınız tamam kaçırdık. Şey orucu 10 bindi. Bu akşam sahura kalkarsak 100 bin. Cumartesi kalkarsak 300 bin sene. 300 bin sene ne demek biliyor musun? 300 bin sene oruç ve teheccüd sevabı verecek. 300 bin sene yaşamışsan, oruç tutsan, o 300 bin sene yaşadın, yaşarken oruç tuttun, onun sevabını teheccüd de kıldın, kefeye koy. Cumartesi bir gün oruç tuttun. Ya böyle bir şey olur mu? Sana ne? Allah'ın ortağı mısın? Veriyorum diyor. Kaynağı neresi? Bunun kaynağı hadis abi. Hadis. Sağlam değil mi? Sağlam abi sağlam. Sen de sağlam kalk abi. Akıl almıyor. Akıl almıyor tabii. Mesela bu akşam kalkarsan 100 bin sene yaşayacaksan 100 bin. Teheccüd namazını kılsam 100 bin sene. 100 bin sene oruç tutsam sevabını koy. Yarın oruç tutmaya eşit. Peki niye böyle yapıyor? Anlamıyor musun? Allah affetmek istiyor. Allah affetmek için bahane arıyor. Ben bir hadis gördüm böyle. Diyor ki, ben bir hadis gördüm. Şöyle geçiyor. Yani Muhammediye'de mi ne görmüştüm? Cenab-ı Hak Haşir'de affetmek istedi o zatı. Affetmek istiyor. Niye? Hakikaten iyi. Fiil şey. Diyor ki onu soruyor, bunu soruyor. Hiçbir şey yok. Cenab-ı Hak diyor ki, ya benim sevdiğim alim var ya, alim bir. Bir alimin ismini söyle. Evet, ben de duydum onu, okudum. Okudum. Bir alimin ya, değil ona böyle gitip ders almak değil. O, ben sen alakadar ol veya seviyorum şu isimdeki alimi, hiç gitmeyeyim. Benim sevdiğim bir alimin ismini söyle, tamam onun hürmetini affedeceğim seni. Ya İbrahim ismi söyle sana. Hangi İbrahim? Bu İbrahim. Niye güldün yani? İbrahim de alim olacak inşallah. Yaşı ufak ama. Yaşın kaç şimdi İbrahim? 22. 22 mi? O kadar az mısın ya? Vay. Subhanallah. 22 yaşında. Ey gidi. 22 yaşında Sümül Efendi'deydim. Müştahmen. Ey gidi. Selam olsun. Şimdi ne yaptık? Bitti herhalde. Buradaydık. Şu an 330. İnşallah perşembe günü güzel gidiyor. Bir de cumartesi mi var bu ders? Gündüz herhalde. Gündüz. Saat kaçtaydı cumartesi? 2'de. Öğle namazına mutakip arkadaşlar. Bu meslek dersi hizmet usturlarından Ömer Saral kardeşten bunu isteyin. Hiç söylemiyor. Benim ne kitabı evim var ne şey. Bu istifade ediyorum. Siz dedi bu kitaptan böyle. Toplamış külliyattan. Toplu bir an. Bir de cumartesi saat 2'de. İnşallah. Her perşembe saat 2'de. Peki geceniz mübarek olsun. Selamun aleyküm arkadaşlar.